Hocam diyor, fazla siyasete girmezseniz bu zarar vericidir diyor. Üstad siyasetten ve şeytandan Allah'a sığınıyor. Allah dostları Behlül Dana'dan Harun Reşid'in saraya. Behlül Dana'dan Harun Reşid'in saraya. Gerçi burada bir cümle düşüklüğü var ama. Neyse siyaset. Ben Erbakan hocamı oturup seyredeyim mi ezecekler? Hakaret edecekler, Evet. saygısızlık yapacaklar. Bir kısmı terbiyesizlik yapacak, bir kısmı haddini aşacak. Bir kısmı ne söylediğinden haberi olmayacak. Evet hocam. Ben de canım gibi sevdiğim hocamın ezilmesini seyredeceğim, öyle mi? Estağfurullah, estağfurullah. Ağızlarını ta kulaklarına kadar yırtarım. Evet Allah. Hukuk ve kanun ölçüsü içerisinde. Evet Allah. Kim ağzını bozduysa ağzını düzelttireceğiz. İnşallah. Kanun ve hukuk ölçüleri içerisinde. İnşallah hocam. Hocama tek kelime laf ettirmem. Ben Saadet Partili değilim. Mümin kardeşim olarak seviyorum. İnşallah hocam. Değer veriyorum hocama. İnşallah. Ben bütün sağı destekliyorum çünkü. MHP'liyim, Büyük Birlik Partiliyim, AK Partiliyim, İnşallah. Doğru Yol Partiliyim. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla bu siyaset değildir. Bu gerçektir. Yani ahir zamanda Türkistan Birliği'ni savunan insanlara karşı bir şeyler yapılmaya başlandı. Ve Türk İslam Birliği'ne karşı olanlara karşı da omuz ve destek verilmeye başlandı. Evet. Bakın. Bu nerede burada siyaset? Bunun adına cihat denir. Cihat. Evet Allah. Cehd. İnşallah. Gayret. Ve ölçümüz Kur'an. Hadis. Ve sevgiyle yaklaşıyorum. Şefkatle yaklaşıyorum. Bilimle yaklaşıyorum. Akılla yaklaşıyorum. Hukukla yaklaşıyorum. İnşallah hocam. Evet. Değil mi? Ve hiç kimseye de hakaret etmiyorum. Estağfurullah. Evet.